niyetimize havale ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Fikret Bila'nın yazısına bakalım istiyorum. Bir bölüm aldım Fikret abi, ondan sonra da size soracağım. Başlığı pişmiş aşa su katmak. Kılıçdaroğlu'nun HDP seçmeninin de desteğiyle seçimi kazanmasını şerefsiz bir durum olarak nitelemek çok ağır bir ithamdır. Siyasi nezakete ve saygıya sığmaz. Bu sözler Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasındansa Erdoğan'la devam etmek daha iyidir anlamına gelir. Ağralioğlu'nun bu çıkışının iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yarayacağından kuşku yok. İYİ Parti lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını onaylamış ve HDP'yi ziyaretini normal karşılamışken, Ağralioğlu'nun böyle bir konuşmadan sonra partisinden istifa etmesi beklenirdi. Ancak Ağralioğlu lideri ve partisiyle 180 derece ters düşmüşken partisinde kalması iki şekilde izah edilebilir. Fikret abi, devamını siz anlatın bize. Nedir o iki şekildeki izah? Evet, şimdi birinci izah tarzı şu İpek. Sayın Ağralioğlu İYİ Parti'de kalmaya karar verir ve yönetimle bir mücadeleye girebilir. Parti içi bir demokratik yarışa soyunuyor olabilir. Bu nedenle istifa etmemiş olabilir. Yani Sayın Akşener'in yerine genel başkanlık iddiası taşıyor olabilir. Bu sebeple partisinden ayrılmamış olabilir. İkinci izah ise yaptığı konuşmadan Sayın Akşener rahatsız değildir. Veya konuşmasını Sayın Akşener'in bilgisi dahilinde yapıyordur. Parti içinde bir denge yaratmak amaçlı anlaşmaya dayalı bir konuşmada yapmış olabilir. O nedenle partiye kalıyor olabilir. Bunun ikisi de söz konusu değilse istifa etmesi gerekir. Yani bu görüşler açıkladıktan sonra Meral Hanım'ın tavrı, tutumu, onayı belli olduğu halde böyle bir konuşma yapmak ve bu konuşma yaparken de siyasi nezaket kurallarını çok çok aşmak, haddini zorlamak denilebilecek bir sert konuşma yapmak istifa gerektirir. Yani bu haliyle Sayın Ağralioğlu'nun Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaksa şerefli bir yenilgiyi kabul edelim, Cumhur İttifakı kazansın anlamına gelecek sözler. O zaman gidecek ya Büyük Birlik Partisi'ne katılıp ya AK Parti'ye katılıp Cumhur İttifakı'na çalışacak ki Kılıçdaroğlu gibi biri HDP'nin de desteğiyle Cumhurbaşkanı olmasın. Söylediklerinde bu mana çıkıyor Sayın Ağralioğlu'nun. Zaten bir süredir İYİ Parti'nin genel merkez söylemiyle çok uyumlu biri değildi ki bu sebeple görevden alındı, biliyorsunuz, pasifize edildi. Şunu izah etmesi gerekir Ağralioğlu'nun. İşte Türk siyasetini izliyoruz. Birçok hakaretle tanıklık ettik siyasi arasında ama yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP seçmeninden de oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmesini şerefsiz bir durum olarak değerlendiriyor. Çok ağır bir ifade bu. Bunun yerine diyor şerefli yenilgiyi tercih etmeliyiz. Yani yeter ki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmasın, HDP seçmeni Millet İttifakı'na destek vermesin, biz Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı razı izlemektir bu. Böyle bir çıkış yaptığınız zaman arkasını getirmeniz gerekir. O zaman o görevi partiyi bırakırsınız. Yavuz Bey'in dediği gibi yeni parti kurarsınız. Ya BBP'ye katılır, orada liderlik yarışı yaparsınız ama artık Ağralioğlu'nun siyasi düşüncesi ve duruşu İYİ Parti ile örtüşmüyor. Bu çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Yani İYİ Parti'nin merkez sağa yürüyen, merkez sağa yerleşmeye çalışan, radikal ülkücülük yerine daha liberal bir çizgiye doğru yönelmeye çalışan parti olduğu belli. Sayın Akşener bunu yapmaya çalışıyor. Böyle bir partide bu kadar sert, dar düşüncelere sahip ve Cumhurbaşkanı adayının kazanması halinin bir şerefsizlik olacağını söyleyecek kadar haddleri aşan bir söylemde bulunuyorsanız bunun gereği o partiye istifa etmek. Teşekkür ederim. Garo Bey, bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Çünkü aslında çok uzun zamandır Yavuz Ağralioğlu'nun HDP ile ilgili bana verdiği röportajda da sert sözleri vardı. HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. Bu son gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani öncelikle Yavuz Bey'in tutumu belli ve onun bütün hakaretlerini iade ederek sözüme başlamak isterim. Yani HDP'nin seçmenleri de Türkiye'deki bütün seçmenler kadar onurlu seçmenlerdir. Ve onların iradeleri bütün seçmenler kadar saygıyı hak eder. Yani AKP'liye biz niye Tayyip Erdoğan'a saygı duyuyoruz bir noktada? Çünkü seçmenden oy almıştır. Ve Kemal Bey'e niye saygı duyuyoruz? Meral Hanım'a niye saygı duyuyoruz? Aynı şekilde HDP'li seçmenlerin de verdiği oylar saygıdeğerdir. Ben KPSS ile milletvekili olmadım. Ben atanmadım.
Diyarbakır'dan 80 bin Diyarbakırlı'nın oyuyla milletvekili oldu. Biz 6 milyon oy aldık ve bu seçimde de Yavuz Bey de görecek. En az 8 milyon oy alacağız ve seçmenlerimizin oyuyla meclise gideceğiz. 100'den fazla milletvekili almak hedefimiz var. Bu açıdan birbirimize saygı duymalıyız. Ben Yavuz Bey'e saygı duyuyorum. Fikirlerini beğenmiyorum ama saygı duyuyorum. Niçin saygı duyuyorum? Oy alarak gelmiştir, seçilmiştir. Gökhan Bey'e saygım sonsuz. Niye? Oy alarak gelmiştir. Birbirimizin fikirlerine çatışabiliriz. Aynı düşünmeyebiliriz. Çok doğaldır. Farklı siyasi partilerdeyiz. Ama millet bizi niye meclise gönderiyor İpek Hanım? Niçin gönderiyor? Gökhan Bey'i niye gönderdi meclise? Beni niye gönderdi? Sorunlarımızı çözün diye. Farklı fikirler olarak bir araya gelin. Gerekiyorsa çatışın, gerekiyorsa tartışın, gerekiyorsa uzlaşın. Sorunlarımızı çözün diye bizi meclise gönderiyor. Yavuz Bey de bunun için gönderdi. Ama o ne yapıyor? Ucuz hamaset yapıyor. Biz ucuz hamaset yapılması zamanı değil. Bakın deprem felaketi yaşamışız. Depremde HDP'lisi de öldü, AK Partilisi de öldü, CHP'lisi de, İYİ Partilisi de öldü. Hepimiz enkaz altında kaldık. Şimdi ne yapmamız lazım? Milletin vekilleri olarak bu soruna çözüm bulmamız lazım. Bakın toplumda büyük bir değişim talebi var, öyle değil mi? %60 bir değişim talebi diyor ki. Arkadaş diyor, bu rejim bize kaybettirdi, tek adam rejimi. %60 diyor ki, en az %60 değişim istiyoruz diyor. Ya bu muhalefetin eksikliği de %60. Onu da söyleyeyim bakın. Biz şu anda %80'lerde olmamız gerekirdi. Şu ana kadar bu konudaki eksikliğimizdir. Bu %60'ın bu değişim talebine karşı hepimizin sorumlu davranması gerekir. Yavuz Bey'in de, benim de, Gökhan Bey'in de, hepimizin sorumlu davranması gerekir. Sorumsuz her tavrı da ben şunu görüyorum ki bu %60 cezalandırıyor. Bu da sorumsuz bir tavırdır. Bakın şöyle söyleyeyim. Ön yargılarımız var birbirimize karşı, değil mi? Bu %60'ın içinde birbirine karşı ön yargılı kesimler var. Ama bir çaba da var. Bakın biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun çabasını değerli buluyoruz, önemli buluyoruz. Önemli bir şeye soyunuyor. Ucuz hamaset de yapabilirdi. Öyle değil mi? Ama diyor ki toplumun çok önemli sorunları var diyor. Toplumun 100 yıldır çözemediği sorunları var. Bu meseleyi çözmeye ben adayım diyor. Şimdi bu konuda saygıdeğer bir girişimde bulunuyor. Bakın hamaset yapmak çok kolaydır ama tek adamlık yapmak da çok kolaydır. Bir düşman belirlersiniz, düşmana çakarsınız da çakarsınız. Düşman bir kimlik belirlersiniz, bir öteki belirlersiniz. Çakarsınız, ucuz hamaset yaparsınız ama bu toplumun sorununu çözmez. Topluma ne huzur getirir ne refah getirir. Ama barıştırmak zor bir şeydir, zor bir iddiadır. Dışlayıcı siyaset yapmak çok kolaydır ama kapsayıcı siyaset yapmak çok zordur. Şimdi düşünün, muhalefet parçalı ama bu muhalefetin parçalığından ortak noktamız nedir? %60 diyor ki İYİ Partilisi, HDP'lisi, CHP'lisi, Saadetlisi, ya arkadaş artık bıktık diyor. Et 300 lira oldu diyor arkadaş diyor. Yani bir kilo peynir 250 lira oldu, 200-250 lira oldu diyor. Ben açım diyor, geçinemiyorum diyor. Bazı bir araştırma TÜİK, hatta TÜİK yani, rakamlarına göre bile çocukların nasıl aç olduğunu gösteriyor. Şu anda 10 bin liranın altında ev yok diyor. Yok. Ben barınamıyorum diyor, faturalarımı ödeyemiyorum diyor, geçinemiyorum diyor. Çocuklarımın gelecek umudu yok olmuş diyor. Şimdi bize düşen sorumluluk nedir? Elbette hepimizin iddiaları var. Her bir siyasi partinin programı var, iddiaları var. Ama şu köprüden önce son çıkıştan ülkeyi çıkaramazsak uçurumun kenarına gidiyoruz. Çünkü köprü yıkık. Uçuruma doğru yuvarlanacağız. Hepimizin tarihi sorumluluğu bu. Biz HDP olarak mesela bir karar aldık. Dedik ki bu seçimde tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek için aday çıkarmayacağız dedik. Niçin bunu dedik? Biz adayımızı çıkarabilirdik. Çok da bu ülkenin en demokrat cumhurbaşkanı adayını çıkarabilirdik. Derdik ki arkadaş, bizim iddialarımız bunlardır. %15 oy alırdık, %20 oy alırdık. Ama ülkeyi uçurumun kenarına doğru gittiğini izlerken kendimizi öne çıkarmak ve kaybettirecek bir siyaseti ortaya koymak gibi bir sorumsuzluğun içinde olamazdık. Şimdi Yavuz Bey çıkmış, iktidar diliyle konuşuyor, öyle değil mi? Ya bir MHP milletvekili çıksaydı vallahi bu kadar konuşamazdı. Emin olun bu kadar konuşamazdı. Ben böyle konuşan bir MHP milletvekili görmedim. İktidar diliyle ve zehirli bir dille konuşuyor. Dışlayıcı, ötekileştirici bir dille konuşuyor. Bakın hepimizin hataları var. Ben kendi partim için de söylüyorum. Ki bu noktadayız. Tarih boyunca şu 40 yılda, 50 yılda, 80 yılda hepimizin hataları var. Toplumsal barışı sağlayamamışız. Şimdi bu hatalarımızdan ders alıp ya beyaz bir sayfa açacağız ve demokrasiyi kurumsallaştıracağız ve geçmişle yüzleşeceğiz. Hepimiz özelleştireceğiz geçmişte yaptığımız hatalarla ilgili ve diyeceğiz geleceğe bakacağız. Ya da kendi kuyruğunu kovalayan kedi gibi bir 100 yıl daha birbirimize vuracağız, ötekileştireceğiz, kaybettireceğiz, yoksulluğa batıracağız bir ülkeyi. Buna hakkımız var mı? Yok. Hakkımız yoksa
Hepimiz sorumlu davranmalıyız. Toplumsal barışı sağlamalıyız. Toplumsal barışı sağlamak için de bu milletin temsilcileri, bu seçimde seçilecek demokrat bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Bu seçimde seçilecek mecliste bir çoğunluğa ihtiyacımız var. Ama nasıl bir çoğunluk? Gerçekten 360, en az 360 milletvekili değişim talebini savunacak. Mümkünse 400 milletvekili diyecek ki bu tek adam rejimine artık son vereceğiz. Toplumsal mutabakatı sağlayacağımız toplumsal sözleşmeyi, anayasayı yapmalıyız diyecek. Bu konuda bir iddiayı ortaya koyacağız. Böyle yürürsek bu topluma huzur ve barışı sağlayabiliriz. Aksi